Merhaba sevgili balıklar. Bugün 19 Eylül Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Bugün sizin burcunuzda 26 derecede bir dolunay gerçekleşiyor. Yılın önemli zamanlarından biri sizin için. Dolunay zamanlarında hayatımızdaki bazı kavramlarda farkındalığımız artar. Şu ana kadar farkında olmadığımız konuları öğreniriz veya yeni bir bilinç seviyesine ulaşabiliriz. Bu iş hayatımız olabilir, ortaklıklarımız olabilir veya özel hayatımız, duygularımızla ilgili yeni kararlar içerisinde olabiliriz. Siz de belki hayatınızda şu ana kadar size yararı olmayan, zarar gördüğünüz bazı kavramları hayatınızdan bu dolunayla birlikte çıkarmak isteyebilirsiniz. Geleceğinizle ilgili yeni projeler, yeni hedefler içerisinde olup onlarla ilgili yeni girişimler içerisinde olabilirsiniz. Ve bunlarla ilgili birçok işaretle de karşılaşabileceğiniz bir süreçtesiniz. Dolunayla birlikte bu etkiler daha da yoğunlaşacaktır hayatınızda. Bugün kendinizi çok duygusal, çok hassas, çok kırılgan hissedebilirsiniz. Yakın çevrenizle duygularınızı paylaşmaya çalışın. Onlara gelecekle ilgili planlarınızdan bahsedin. Onlar da mutlaka sizi dinlemekten ve duygularınızı paylaşmaktan mutluluk duyacaklardır. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 19 Eylül Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Bugün 14-13'te Ay Balık burcunun 26 derecesinde dolunay fazında olacak ve ardından boşluğa girecek. Dolunay gününde olduğumuz için duygusal hassaslık çok yüksek olabilir. Özellikle balık dolunaylarında bunu çok daha fazla hissedebiliriz. Daha alıngan, kırılgan, melankolik hissedebiliriz ve içe kapanabiliriz. Balık dolunaylarında evrenle bir olmak, kendimizi akışa bırakmak, hayatımızdaki bazı kavramları olduğu gibi kabullenmek veya bazı konuları da hayatımızdan çıkarmak, feda etmek gerekebilir. Ay dolunay fazında güneşle karşıt pozisyonda olacak ve ardından boşluğa girecek ve akşam 19.58'de Koç burcuna geçecek. Akşam saatlerinde ayın Koç burcuna geçmesiyle birlikte biraz daha enerjimiz güçlenebilir ve daha sabırsız, girişken hissedebiliriz kendimizi. Bugün Venüs ve Satürn Akrep burcunda kavuşum halinde olacak ve kuzey düğümle de kavuşacak. Bu bazı kadersel temalarla, zorunluluklarla bizi karşılaştırabilir. Ancak geleceğimiz adına, gelecekle ilgili hedeflerimiz adına da ciddi yapılandırmalar içerisinde olabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.